Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Camiye ve Kabe'ye şeytan girer mi? Girer. Şeytan damarlarımızda dolaşır. Şeytan camiye de girer, Kabe'ye de girer. Şeytanın giremediği bir yer var. Bir kimsenin kalbinde Allah'ın zikri var ise şeytan bir tek o kalbe giremez. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatetleri buyurdu ki kalpte zikrullah olduğu müddetçe şeytan kalbe giremez. Ama kalpten kalp zikrullah'tan kesildiği anda, yani o kimse zikri bıraktığı anda hemen girer. Başka bir hadis-i şerifte der ki işte kalbin kapısında bekler. Zikrullah var ise kalpte içeri giremez. Ama kalpte zikrullah kesilir kesilmez hemen içeri girer der. O yüzden genelde zikir meclislerinde bulunmaz. Şeytanın sevmediği şeydir. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu meclislerde, Allah'ın konuşulduğu meclisler şeytanın sevmediği yerdir. Sevmediği yerlerdir. Buradan insanları normalde getirtmemek, oradaki insanları dışarı çıkarmak için uğraşır mı? Uğraşır. O yüzden zikrullah'a devam edenler inşallah bundan uzak olurlar, beri olurlar. Kocam Facebook'ta başka kız ve kadınların fotoğraflarını beğeniyor. Başka başka Facebook'ları var. Kapattım diyor ama açık olduğunu biliyorum. Namaz kılmıyor ama yalan konuşuyor. Nasıl yanlış yolda olduğunu anlatabilirim. Bilmiyorum, sizi dinliyor. Yol göstermenizi rica ediyorum. Bizi dinlemiyor demek ki. Bizi dinlese bu tip şeyler yapmaz. Diyanet fetva vermiş, babanın kız çocuğuna şehvet duyması haram değildir. Diyanet'in bu fetvasını nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl? Babanın kız çocuğuna şehvet duyması haram değildir. Ne alakası var ya? Öf. Diyanet böyle bir fetva vermez zannetmiyorum. Burada yanlışlık vardır. Bir baba çocuğuna normalde şehvet duymaması gerekir. Eğer bir baba çocuğuna şehvet duyuyorsa bu büyük günah kebairdir. Bu büyük bir sapıklıktır. O yüzden normalde burada Diyanet fetva vermiş. Babanın kız çocuğuna şehvet duyması haram değildir diye. Böyle bir şey yok. Allah muhafaza eylesin ya. Çalıştığım okulda Suriye'ye un göndereceğiz diye bir dernek adına para topluyorlar. Bu kampanyanın duyurulmasına destek olmamı rica ettiler. Ne yapmalıyım? Olabilir. Para verip böyle kampanyalara destek olmalı mıyız? Ne duyurulması konusunda bir şey yapmalı mıyız? Ben bu tip şeylerin evet çok iyi, yani yardımlaşma güzel bir şey ama yerli yerine gidip gitmediğini araştırmakla görevliyiz. Küfür ehli kimlerdir? Bir kimse Kur'an ve sünnetin dışında, Kur'an ve sünnetin emrettiklerini reddediyorsa, içki haram, bunu reddediyorsa o kimse dinden çıkmıştır. İçki haram, içiyor ama. Haram olduğunu kabul ettiği müddetçe o günah kebair işlemiş olur.
Kur'an ve sünnetin emrettiği bir şey. O şimdi yeni yeni türeyen, işte hadisleri kabul etmeyenler, onlar zaten, onlar da bir kimse bütünüyle hadisleri reddederse o da küfür ehlidir. Tekrar söylüyorum. Bütünüyle bütün hadisleri reddeden bir kimse de küfür ehlidir. Bütünüyle. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde küfür ehli kimdir? Kur'an ve sünnetin farz kıldığı veya normalde emrettiği veya hatta haram kıldığı bir şeyin tersini düşünen kimse. Müslüman olmadığını söyleyen kız kardeşim ve aileme karşı akrabalık bağlarımı nasıl sürdürebilirim? Ama en yakınım bile olsa onları dost edinmeyin. Bu nasıl bir ilişki olmalı? Açıklayabilir misiniz? Nasıl davranmalıyım? En çok anneye sonra babaya iyilik yapmalıyız hadislerini bu durumlarda geçerli mi? Allah razı olsun. Bu noktada gerçekten zor bir şey. Hele bu zamanda daha da zor. Hele bu zamanda daha da zor. Ama yapacak bir şey yok. Onlarla dost olmadan hayatı devam ettirecek. Annenin babaya bakmakla mükellefiz. Anne baba Hristiyan da olsa mükellefiz. Musevi de olsa mükellefiz. Ama anne baba dinsiz olunca ne yapacağız? İşte orası sıkıntılı bir şey. Biz yine de iyilik yapalım inşallah. İçimizdeki Suriyelilere melhameden kaçanlar gözüyle mi bakalım, yoksa onlar da masumlar ve muhacirler midir? Buradaki ayrımı yapmamıza yarayan çizgi ve düsturlar nelerdir? Herkes mücahit olmasını bekleyebilir miyiz? Yok, bekleyemeyiz. Yani onları normalde biz onları muhacir olarak görelim. Evet, gönül arzu eder ki insanlar hakkı, hakikati, doğruyu kendi bulundukları yerde mücadele etsinler. Bu konuda hakkı, hakikati orada yaşamak için gayret etsinler. Ama buna güç yetiremeyen insanlar veya bir şekilde çoluğunu çocuğunu muhafaza etmek için hicret edenler aslında ayrı bir zillete düşüyorlar. Bu da ayrı bir şey. Bana deseniz ki gider misiniz? Gitmem. Bana deseler ya ne yaparsın, ben en iyi şekilde nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa ben orada durur mücadele ederim. Benim atam mücadele etmiş. Sülale olarak da benim atam mücadele etmiş. Benim hem anne tarafım, annemin babası, hem de babamın babası mücadele edenlerden. Babamın babası Yunanistan'da mücadele etmiş. Sırtında oradaki işkencelerden kalan çobanlarla öldü. Annemin babası da Yunan İzmir'e çıkartma yapınca hali vakti yerindeymiş. Kızanlarını toplamış, dağa çıkmış. Baskınlar yapmışlar Yunan birliklerine. Dedemin efe kıyafetleri vardı, anne dedemin. Ayağında körüklü çizmesiyle öldü. Yani körüklü çizmeyi giyemiyordu. Husisi onun altın topunu aldılar. Körüklü çizmeyi topuksuz hale getirip mest halinde, bildiğiniz mesti körüklü çizmeydi. Odanın içerisinde yürürken dahi gıcırt gıcırt diye altının çivitliydi. Ses çıkardı odanın içinde. Sabahleyin abdestini alır, körüklü çizmelerini giyer, yatsı namazından sonra çıkarır. Yaz kış. Öncesinde, daha öncesinde yolda yürürken 100 metreden 200 metreden onun gıcırt 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 diye çizmenin sesini duyar herkes. Kim geliyor? Mehmet Efe geliyor. O yüzden bana sorarlarsa ben oturur mücadele ederim.
28 Şubat'ta da oturduk, mücadele ettik. O zaman için bizle beraber hareket eden bütün kardeşlere Allah razı olsun. Ben hiçbirisinin de hakkını bu noktada derim ki bunların hepsi de aslanlar gibi mücadele etti. Herkesin kendince bir böyle bediri vardır ya, ben ona inanırım. Her topluluğun, her cemaatin, her şahsın bir bediri vardır. O zaman için arkadaşlar kıypıttırmadılar. Benim etrafımda duran arkadaşlar. Kimisi işini bahane etti, çekti gitti. Kimisi çekini bahane etti, çekti gitti. Kimisi aşını, eşini bahane etti, çekti gitti. Benim için şimdi o gün için çekip gidenlerin bugün Suriyeliler gibi memleketini terk etmelerinden bir farkı yok. Kimi Şeyh Efendiler Medine'de kaldı. Kimi Şeyh Efendiler Mekke'de kaldı. Kimi Şeyh Efendiler yurt dışına çıktı. Kimi Hoca Efendiler yurt dışına çıktı 28 Şubat'ta. Herkesin haklı gerekçesi vardır. Ben içeri gireceksem de memleketimde girerim. Mahkemeye çıkacaksam da memleketimde çıkarım. Sürüneceksem de burada sürünürüm ben. Bu topraklar bizim. Ben öyle görüyorum meseleyi. O yüzden haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, yanlışlığa karşı burada durup biz mücadelemize devam edeceğiz. Ben bundan yanayım. Ben o zaman da sorguda, karakolda onu bağırıyordum. Bir gün göreceksiniz diyordum ben. Daha ileri söylüyordum. Televizyonlarda beni göreceksiniz. Sohbetlerde beni göreceksiniz. Bu memlekette beni göreceksiniz diye ben sorguda bağırıyordum. İnanıyordum çünkü. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. O yüzden bu benim tabii kendi şahsi iştahım. Ben kaçmaktan yana iştahat koymam. Ben mücadele etmemekten yana iştahat koymam. Laf onlar, işte polis geliyormuş da basılıyormuş da. Bak adam burada Sait. Sait dükkanın önünden polis eksik oluyor muydu bizim? Biz o haldeyken ticaret yapacağız diye uğraşıyorduk değil mi? Eksik olmuyordu. Bir kimse mücadele anında en sıkıntılı, en zor zamanda bırakıp gidiyorsa ondan adam olmaz. Ondan sufi olmaz, ondan derviş olmaz, ondan koca olmaz, ondan kadın olmaz. Olmaz. Hiçbir şey olmaz ondan. Hiçbir şey. Onun önüne saman bile atılmaz. Böyle çekip gidenler de dışarıda çok konuşurlar. Benim hakkımda da konuşurlar. Ben bir laf söylerim. Gittin mi? Gittin mi kardeş? Gittin. Yürü git. Ebediyen gitem. O telefonu açtın mı Şeyh Efendi'ye? Efendim biz içeri girersek Mustafa Efendi mi bizim çeklerimizi ödeyecek dedin mi? Dedin. Yürü git. Dünya senin olsun. Sen telefon açtın mı? Efendim içeri girersek benim memurluğum ne olacak diye. Açtın. Yürü git. Dünya senin olsun. Sen telefon açtın mı? Efendim biz içeri girersek benim bizim dükkanımızı Mustafa Efendi mi açacak diye. Açtın mı? Açtın. Yürü git. Sen o gidenlerle beraber gittin mi? Git. Ebediyen kal orada. Ebediyen orada kal. Neden? Sen çünkü asıl mücadele edilmesi gerektiği zamanda etmemişsin. Benim ecdadım bırakıp gitmedi. O yüzden biz de bırakıp gitmeyi uygun görmüyoruz.
Ebu Talib'in tekrar diriltilip iman etmesinde Adem oğluna haksızlık olmaz mı? Bu nereden çıkmış ki Ebu Talib iman etmiş midir diye soru sormuş. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ceddini pak bir soydan geldiğine inanırız. İman etti mi, etmedi mi? Burası bizim işimiz değil. Her şey bitti, bir de bunu mu tartışacağız şimdi? Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin soyunun pak olduğunu, temiz olduğuna ayetle sabit inanırız. Ebu Talip iman etti mi etmedi mi, ben onun kalbinde değilim, Allah da değilim. Hiç kimse için bu hükmü veremeyiz ki. Hiç kimse için bu hükmü veremeyiz. Bir kimseyi iyi tanıyorsak biz bunu iyi biliyoruz deriz. Hüsnü zan. Son nefesinde yanında değiliz hiç kimsenin. Akşamları eşim ve ailem TV izliyor saatlerce. Ben de istemedim halde onları kırmamak için izliyorum. Daha önce eşime evde TV istemediğimi söyledim. Kesinlikle izin vermiyor. TV izlemekten sohbet edemiyorum. Ders almaya başladıktan sonra film taleplerini de tamam sonra diye geçiştiriyorum. Çünkü istemiyorum. Bu konuyu nasıl çizebilirim? Bugünkü bayan sohbetinde günahın hepsinden sakınmanın gerektiğini, küçük günah görüp işlememiz gerektiğini söylediniz. TV'de film, dizi, komedi türlerini izlemek bu konuda sıkıntı oluşturuyor mu? Demek bu kadar zamanı var insanların ya. Haberlerde Diyanet'in bu fetva olayıyla alakalı açıklamasını gördüm. Sitesinin hacklendiğini söylendiler. Ya. Bu ara herhalde Diyanet'ten böyle bir fetva bir şey mi çıkmış bu normalde? Böyle bir şey mi var? Akşam ezanından sonra da akşam ve yatsı cem edilebilir mi? Evet. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında cenaze sahibinin evinde toplanmayı ve ev halkında bu toplanmalar için yemek yapmalarını yasaklanan matemden bir parça bilirdik. Bu hadis-i şerifte geçen durum bizim yakın dairelerimiz için de ya da destek amaçlı yanında bulunduğumuz için de geçerli midir yoksa farklı bir durum mudur? Biz matem tutmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı geçenlerde yaptığı açıklamada babanın kızına şehvetle bakması ve kızını düşünmesi haram değil diye açıklamada bulundu. Bu doğru mudur? Vallahi ne kadar çabuk bu mesele yayılmış. Allah Allah. Böyle bir şeyin doğru olması mümkün değil. Gerçekten hacklenmiştir o zaman şeyi, ne o sayfası. Bu mümkün değil. Maşallah subhanallah, gündemi çok hızlı takip ediyor cemaat. Benim annemde unutkanlık rahatsızlığı var. Bazen namazlarını unutuyor, hangisini kıldığını bilmiyor. Farzını mı ya da sünneti mi niyetlendirdim bilmiyor. Bu yüzden çok huzursuz oluyor. Hastalığından dolayı kıldığı namazlarda bir sorun oluşur mu? Oluşmaz. Bu bir kimsenin hafızasının acziyeti. O yüzden bu acziyetinden dolayı o kimse sorumlu tutulmaz. Müteşabih ayetlere tabi olanları gördüğünüzde işte onlar Allah'ın Kur'an'da isimlendirdiği kimselerdir ki onlardan uzak durun. Hazreti Ayşe radıyallahu an bu hadisi açıklar mısınız? Normalde bu böyle İslam'ın hukuk ayetlerine bakmayıp müteşabihlerle amel edenlerle alakalı bu. Biz hukuk ayetlerine bakarız, müteşabihlerine de bakarız. Yoksa Kur'an'ın bir kısmını kale almamak, reddetmek gibi algılanır o zaman. İfrat tefrit noktası çıkar. Biz hukuk ayetlerine bakarız. Ahkam ayetlerine bakarız. Ama müteşabihlere de bakarız. Müteşabihlerle müteşabihlerden hukuk çıkarmayız. Ahkam çıkarmayız. İncelik bu orada.
İş yerinden bir arkadaşım beni bir çocukla tanıştırdı. Konuştuk, anlaştık, görüşmeye başladık. Bana ciddi olduklarını söylediler. Bir süre sonra kendi aramızda yüzük taktık. Ya bunlar mübarek insanlar ya. Ben burada Güzin abla mıyım ya? Ya kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum ama mübarek insanlar ya. Buraya her gelen soruyor da cevap vermeye gayret ediyorum. Bana ne sizin özel ilişkilerinizden? Bir şey soracaksanız dost doğru sorun. Bu haram mı, helal mı? İş yerine birisi seni tanıştırdıysa ailen var de. Aileni kat devreye. Ne kendi kendine yüzük takıyorsun? Konuşmuş, anlaşmış, görüşmeye başlamış. Haram işlediniz. Haram. Zina etmiş gibi günah kebaire girdiniz. Bana ciddi olduklarını söylediler. Bir süre sonra kendi aramızda yüzük taktık. Yüzük taktığımız için annem ailesiyle tanışmak istedi. Annen de haramına ortak oldu senin. Annen de senin bu haramını gördüğü halde, kabul ettiği halde şimdi daha ağır konuşacağım, ağırınıza gidecek şimdi. Yani bu da İslam'ın böyle normalde fetva verenlerin hukukunu bir sıralarsan burada şimdi çökecek herkes. Yapmayın. Al, çocuktan aileme saygısızca sözler duyduğum için ayrıldım. Ne oldu gezin tozdun? Tiyansın oldu. Bir de bunlar kafasını çok kurcalıyormuş, bana soruyor. Allah'ım estağfurullah, lazım ya Rabbi Resulullah ya. Şuna baksana, sen okuyabilecek misin? Allah hiçbir şeye benzemez, bir kimse hiçbir şeye benzemeyen Allah'ı tenzih etmeden görebilir mi? Allah hiçbir şeye benzemez, sen Allah diye bir şey görürsen onu tenzih edeceksin. Ölmeden önce ölünüz, hadis-i şerif mucibince bu noktaya gelen bir kimse Allah'ı tenzih etmeden görebilir mi? Her daim tenzih gerekir. Hiçbir zaman bu kimse gördüğünü Allah olarak göremez. Yarın deriz ya, hep yarınlara atarız yapacaklarımızı ve bir türlü başaramayız yapacaklarımızı. Yanına atmamak için ne yapmalı? Bugünden sufi vaktin çocuğudur. Okuyamadın değil mi? İslam'da tasavvuf ve tarikat gerçekten var mı? Eğer ki varsa Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında açıklar mısınız? Diyanete yöneltilen o soru böyle bir durumda adamın karısıyla nikahı düşer mi şeklindedir? Pes. Hala da devam ediyor. Sendrom halinde. Erkek bir evladın annesine banyo yaparken yardımcı olmasında sakınca var mı? Annem 63 yaşında ve hasta. Ben bunu yapmıyorum. Ben bunu yapıyorum. Bana sen böyle yapıyorsun diye annen kendisi yıkanabileceği halde yıkanmıyor ve mahrem diyorlar. Sen böyle yapınca annem kendini salıyor diyorlar. Erkek evlat annesine bakmakla mükellef. Eğer bir bayan yoksa yıkatabileceği bir kimse, kendisinin yıkamasında bir beis yok. Yani onu yıkamak istemeyenler kendilerince ya sen böyle yapıyorsun da işte annem kendini salıyor diyecekler. Anne ve babadan duyduğumuz şu sözü
ben de alışmış söylüyorum, dinden çıkmaya götürür mü? Bu söz insanı her mason sözü ne olduğunu bilmiyordum. Söz ne ki? Bak bakayım. Dinden çıkmaya götürür mü? Ne ama? Türklük mü İslamiyet'i yüceltmiştir, yoksa İslamiyet mi Türklüğü yüceltmiştir? Hoş geldin. Türkler çok eski bir kavim. Eski bir kültüre ve bu noktada çok eski bir medeniyete sahipler. İslam, Adem'den itibaren bütün insanların dini. Bu manada Türklerin de dini. Türklerin inanışını biz, İslam'dan önceki inanışını, İslam dışı görme lüksümüz yok. Veya herhangi bir kavmin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden tanışmazdan önceki inanışını İslam dışı görme şansımız yok. Neye göre? İbrahimiliğe göre mi? Museviliğe göre mi? İseviliğe göre mi? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede her kavme biz peygamber gönderdik. Bir uyarıcı gönderdik diyor. O yüzden her kavme bir uyarıcı gönderdiyse Türklere de bir uyarıcı gönderdi. Türklere de bir uyarıcı gönderdiyse o zaman Türklerin Orta Asya'daki inanış biçimini İslam'dan dışarı görmek mümkün mü? Kalkıp birisi neye göre İslam dışı görecek onu? Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zuhur ettikten sonra onlara din tebliğ edildiğinde onlar dini kabul ettiler. Yeni dini kabul ettiler. Yeni dini kabul ettilerse madem ki eski dinleri kabul ettikleri dinden çok uzak değil demek ki. Bir önceki dini eğer normalde İslam dininden çok çok uzak, çok zıt olsa, ters köşelerde olsa yani zorlanırlardı. Türkler bu manada İslam olurken zorlanmadılar. Öyle korkuyla filan da İslam olmadılar zaten. Bu böyle hani Türklük mü İslam'ı yüceltti, İslam mı Türklüğü yüceltti? Bu böyle biraz boş bir söz. Neden boş bir söz? Yani desek ki şimdi Türkler İslam olunca yüceldiler. O kimse kendince diyecek ki aa Türklüğü aşağıladı. Veya desek ki İslam Türklerle yüceldi. Aa diyecekler İslam'ı aşağıladı. Bir kimse İslam'a hizmet ettiği müddetçe yüce bir dine hizmet ettiği için yücelir. Daha önce onun yüce olmadığını kimse iddia edemez. Hazreti Ömer Efendimiz akılsız bir kimse miydi daha önce? O zaman için Mekke Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanı hükmünde bir kimseydi. Kafası çalışmıyor muydu? Yine Diyanet'le alakalı soru mu? Özgüven ve kibir arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir başkasını beğenmiyorsanız kibirlisiniz. Evet. Adım adım mı yürüyelim? Vücudun izafilik basamaklarında tecelli edişi gerçeğinin Arabi tarafından tasvirinde ekser zamanlarda bir takım remizler ve istiarelere başvurulduğunu biliyoruz. Bu zorunlu tavrın sebebi kendisinde belirttiği gibi vücudun ve mevcudatın ondan doğuşunun mantıki ve zihni olmaktan ziyade
tamamıyla sırrı, keşfi ve manevi bir konu olması ve ortaklaşa, ortalama beşer idrakine ancak bir takım sembollerin yardımıyla sunulabilir olmasıdır. İzafilikten buradaki kastı soru soran soruyorum. Kelime manası olarak mı izafilikten kast geçici bir şey? Öyle değil mi? İzafi geçici. Evet. Vücudun izafiliği dediğimizde vücudun geçici olması. Zaten mevcut yaratılan her şey geçici. Varlık tamamıyla bu manada geçici. Her şey Allah'a dönecek. Her şey Allah'a döneceksek varlığın tamamiyetini bu noktada geçici olarak görüyoruz. Ve Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de varlığı geçici olarak görüyor. Dünyayı da geçici olarak görüyor. Bütün varlığı komple geçici olarak görüyor. Tabii bu geçiciliği doktriner hale getiren en önemli şahsiyetlerden birisi de Arabi. Arabi bu geçici olan bu varlığı konuşurken sembollere bu noktada anlatırken mantığa, akla hitap edecek remizlere başvurur. Ve bunları anlatırken sembollerle, remizlerle anlatır. Ama bu sadece Arabi'ye has bir olgu değildir. Bu bütün ehli sufiye has bir olgudur. Ama bunun çıkış noktası da Kur'an ve sünnete aykırı bir şey değildir. Mesela metafizik noktada Cebrail aleyhisselam dıhya suretinde görünür. Bu noktada Cebrail aleyhisselam dıhya suretinde görürken dıhya bir semboldür, bir remizdir. Veyahut da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Miraç'a çıktığında süt içer. Süt orada bir semboldür, bir remizdir. Ve sütü ilme yorarlar. İlmin bu noktadaki remzi süt olmuş olur. Veyahut da rüyasında süt içirirler. Sütü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ilim olarak yorar. Veya başka bir rüyasında gökten bir ip sarkıtılmıştır. Gökten bu ip sarkıtılmayı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri tevil ederken gökten sarkıtılan ipi din olarak tevil eder. Bu tevili de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kabul eder. O ipi önce Hazreti Ebubekir tutar, sonra Ömer tutar, sonra Ali tutar. Osman tutar, sonra Ali tutar. Ve Ali'den sonra ip kopar. Bu rüya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerindir. Bu rüyayı tevil edecek olan var mı diye Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sorduğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz müsaade ederseniz ben tevil edeyim der. O da tevil et ya Ebubekir deyince der ki gökten inen ip dindir der. Kur'an sünnettir. Bunu önce ben tutunurum der. Benden sonra buna tutunmak Ömer'e, ondan sonra Osman'a, ondan sonra Ali'ye, ondan sonra bu ip kopar der. Fitne devri başlar der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu rüyanın teviline hayır demez. Bunların hep demek ki buradaki ip, gökten inen ip dine atfedildi. Kopması da sonradan fitnelerin zuhur edeceğini atfedildi. İşte Arabi gibi veyahut da ehli tasavvufun büyük sufileri her türlü meseleyi böyle sembollerle ve remizlerle açarlar. Çünkü bu alem izafidir. İzafi olan bu alemde vücuda ait kendilerine ait bir vücudu olmayan metafizik olguların değişik vücuda ve sembollere bürünerekten zuhur etmeleri vardır. Bunu normalde sufiler kendilerince bunu bir keşif ilmi olarak görürler. Bu bir keşif ilmidir. Rüya bir keşif ilmidir. O yüzden sufilik bir keşif ilmidir baştan sona.
Her ne kadar sufinin bir tarafı zahiri ibadetlerle ve zahiri noktada dursa da sufinin bir tarafı metafiziktir, manevidir. Bu manevi tarafta ise her şey remizlerle ve sembollerle algılanır. Remizsiz ve sembolsüz bu mana alemi algılanması mümkün değil gibidir. Bakın, mümkün değil gibidir. Manadaki bütün semboller ve bütün remizlerin zahir noktaya baktığımızda farklı manaları vardır. Farklı tecelliyatları vardır. O yüzden manada görülen her şeyin muhakkak, bu hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin salih rüyalar diye salih rüyalar diye atlandırdığı ve salih rüya olarak isimlendiren rüyalardaki görülen semboller ve rumuzların ve remizlerin hepsi de bu noktada tefsire, tevile ihtiyaç vardır. İşte Arabi vücudun ve mevcudatın ondan doğuşunun mantiki ve zihni olmaktan ziyade, yani bütün bu mevcudatı anlamakta mantiki ve zihni olmaktan ziyade sırrı, keşfi ve manevi bir konu olması ve ortalama beşer idrakine ancak bir takım sembollerin yardımıyla sunulabilir olmasıdır. Ortalama bir beşerin bunları idrak edebilmesi için sembollere ve rumuzlara ihtiyaç vardır. O kimsenin rüyasında boynuna altın bir kolye takılması. Biz şimdi bunu normalde o kimseye işte boynuna altından bir kolye taktılar. Altından bir kolye denilince o kimse kendince altını dünyalık mal zanneder. Oysa o rüyayı salih bir kimse gördüyse mesela onun imanına işarettir. Renklerin dili vardır, rumuzdur. O kimseye yeşil bir pardüse giydirildi, yeşil bir manto giydirildi, yeşil bir elbise giydirildi. O kimsenin Kur'an ve sünnet noktasında şeriata uyduğuna işarettir, örneğin. Ama bunların hepsi de kendi içlerinde rumuzu, kendi içlerinde sembolleri vardır. O yüzden sufiler için manevi olarak bir kimsenin bu meselelerin içinden çıkabilecek bilgiye, icazete, tecrübeye ihtiyacı vardır. Eğer bir kimse bu sebeple bu bilgiye, tecrübeye, bu manevi olgunluğa erişemediyse, bilemediklerinizi zikir ehline sorunuz ayeti kerimesince o kimseyi gidip bir üstada bunlara sorup danışıp bir üstattan bu bilgiyi ve ilmi alması gerekir. Yoksa kendi kafasından bana yeşil elbise giydirdiler dediğinde peygamberliğini bilen ilan eder o. Veya bana yeşil elbise giydirdiler, başıma yeşil bir tane de sarık taktılar der, kendisinin şehlini de ilan eder. Adama soruyorsun işte, yani bu meseleyi nasıl, hani bu hale nasıl geldin veyahut da nereden şehlik yapmak icap etti gibisinden Şeyh Efendi sordu, yani benim yanımda sordu. Durdu. Ben dedi rüyamda bir sefer şeyhimle kendimi sırt sırta gördüm dedi. Rüyasında şeyhiyle kendisini sırt sırta görmüş, şeyhliğini ilan etmiş. Bizde millet şeyhini açık gözle görüyor. Demek ki o kimse nelini anlatacak, nelini ilan edecek belli değil. O zaman için Şeyh Efendi ile Allah rahmet eylesin, yani gözünü kapatmadan açıkça konuşanlar var. Onlar neyi ilan edecekler? Farklı bir şey tabii. İşte manevi alemde, bu noktada ben sırrı da keşfi de manevi alemin içerisinde görürüm. Bunlar kendi içerisinde birer kategoridir, birer basamaktır. Keş ehli ayrıdır, sır ehli ayrıdır. Ama bunun başlangıcı mana ehlidir.
Mana ehli biraz daha yürür, keşf ehli olur. Biraz daha yürür, sır ehli olur. Bu ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin noktası gibidir. O yüzden mana ehli dediğinizde bunun başlangıç noktası, bazen böyle söylüyorum, kabri şerifteki bir kimsenin, bir kabirdeki kimsenin haline aşina olmaktan başlar. O kimsenin kalbine ince ince ilham gelmesinden başlar. O mana ehli olma yoluna girmiştir. Onun bu hale erişmesinin yolu farzları yerine getirme, haramlardan uzak durma, Allah'ı çok zikretme, Allah'ı sevme, şüphelilerden uzak durmayla mümkün olur. Bu hale gelmeyen bir kimsenin kendisini mana ehli görmesi de caiz değildir. Sema eden bir kimsenin sema ederken üstadıyla sema etmiyorsa, en aşağısı seması ritüelden geçmez, Allah'ı zikrediyordur ama mana değildir. Mana değildir. Mana ehli olan kimse rüyaları biraz daha açıktır. Hal görmeye başlar. Mana ehli olan bir kimse en az 4. esmayı almıştır bizde. Başka yerlerde 3. esmada mana ehli görürler onu. Biz görmeyiz. Bizim sıkı biraz, sıkı. Varsınlar, başka yere gitsinler. Bizim öyle bir derdimiz de yok. Mana ehli denilince kabirden haber verecek. Keşf ehli denilince şu ağacın zikrini dinleyecek. Keşf ehli. Keşf ehli. Bir kimseye rabıta ettiğinde onun kalbinin zikrullah yapıp yapmadığını anlayacak. Keşf ehli. Keşf ehli. Şimdi köşeden X kimse çıkacak diyecek, tak çıkacak. Keşf ehli. Birazdan yağmur yağar diyecek, yağmur yağacak. Keşf ehli. Keşf ehli. Görmediği bir yere rabıta edecek, görecek orayı. Keşf ehli. Üstadı kaldıracak ona telefonu, neredeyim diyecek, nerede olduğunu söyleyecek onun. Keşf ehli. Kimse hayal görmesin. Kimse hayal görmesin. Günlerce istihare yapıp bir mürşidi kamili rüyasında göremeyenler kendilerini mana ehli görmesinler. Yaşayan bir mürşidi bulamayan, bağlanamayan, yaşayan bir mürşide intisap edemeyen bir kimse kendisini mana ehli görmesin. Aldatmasın kendi kendini. Aldatmasın. Kendi kendisine maneviyatının çok olduğundan böyle kendince maneviyatının bol olduğunu edebiyat yapmasın. Sufilik hal işidir, kal işi değil. Sufilik hal işidir, kal değil. Öyle atmakla tutmakla olmuyor bu işler. Ne lazım? Mana lazım. Bunun için o kimsenin farzlara dikkat etmesi, haramlardan uzak durması, nafilelere sımsıkı yapışması, nafilelere yapışması, kimsenin kalbini kırmaması, güzel ahlaklı olması. Öyle eşine küfret gel, çocuğuna küfret gel, eşine haksızlık yap gel, alışverişte haksızlık yap gel, ona yalan söyle, onu 3 kağıt yap, buna 5 kağıt yap. Bu mana ehli değil. Bu mana ehli değil. Dedikodu yap, gıybet yap, iftira et, her şeyi söyle, mana ehli değil. Ardından
keşif gelecek çünkü. Ardından sır gelecek. Ardından sır gelecek. Sır ne? Allah'a hakkel yakin noktasında yakin olmak. Sır, Cenab-ı Hakk'ın esma-i sıfatının tecelliyatına aşina olmak. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatına aşina olmak. Bu sır, o hiçbir şeye benzemez. Bunu anlatamazsın bile. O sana ait bir haldir. O sırdır. O her an değişkendir çünkü. O da izafidir. Her an tenzih edersin. Her an tenzih ettiğin için her daim o da değişkendir. Cenab-ı Hakk'ın efal ve sıfatlarının tecelliyatını seyretmek, hayrete düşmek ve hayretin artması hakkel yakin noktasıdır. Bu da sırdır. Bu da sırdır. Ama önce mana ehli olmak. Saf metafiziğin dili zaten semboliktir. Eyvallah. Metafiziğin dili semboliktir. Semboller konuşur metafizikte. Rüyalar baştan başa remiz ve sembollerden geçilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hendek'te kayaya bir balyoz vurdu, bir kıvılcım çıktı. Dedi ki Kisra'nın yıkıldığını görüyorum. Dikkat edin. Remiz ve sembollerle doludur. Bir tane daha balyoz vurdu. Dedi ki Yemen'in fetholduğunu görüyorum. Bir balyoz daha vurdu. Konstantinopolis'in, Bizans'ın yıkıldığını görüyorum dedi. Bakın hepsi de remizdir. Hepsi de semboldür. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hendek'te kocaman çıkan bir kayayı kırıyor. Ama işaret ettiği şeyler farklı şeyler. O yüzden metafizik komple sembollerin üzerinden gider. Adam Allah'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin suretinde görür. Semboldür. Son noktada Allah'ın görüleceği hal Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Öleceğim gideceğim bu ilim kalsın diye konuşuyorum. O kimse önce şeyhinin suretinde görür. Ardından herhangi bir peygamber onu ele aldıysa eğitimini o peygamberin suretinde görür. Eğer yok bir peygamber almadıysa bir eğer ki sahabelerden bir zatı gördüyse sahabelerden bir kimse almıştır onun eğitimini. Ya da pir efendilerden birisi almıştır. Pir efendilerden birisi onun eğitimini aldıysa pir efendinin suretinde görür. Ama daha yolu var onun. Son halde o kimse Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden ona hitap eder. Bunu söylüyorum ki ölür kalır gidersem bir hal ile hallenen bir kimseye ilim olarak kalsın. Bunu yalana dolana soranlar, bunu normalde görmediği halde görmüş gibi gösterenler mahşerde perişan olurlar. Semboldür. Orada sembol Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Hakikat Allah'ın esma-i sıfatının tecelliyatıdır. Bakın sembol konuştu. Metafizik tamamen semboller üzerine kuruludur. Musa'ya Cenab-ı Hak ağacın arkasından hitap etti. Musa'ya ateşin içinden hitap etti. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Allah Allah konuşurken, görüşürken Cenab-ı Hakk'ı bulutumsu bir şekilde gördü. Bulutumsu bir şekilde görünce dayanamadı, ben seni görmek istiyorum dedi.
aslında aynı zamanda da yanındaki 70 tane sahabesi de inanını da görmek istiyordu. Onlar da Tur-i Sina'ya bu yüzden geldiler. Dediler ki Tur-i Sina'ya biz de gelmek istiyoruz. Ve Rabbimizi biz de görmek istiyoruz. Bir kısmı senin Rabbini ben de görmek istiyorum dedi. Musa aleyhisselam bunlardan etkilendi. Bunlardan etkilendiği için dedi ki seni görmek istiyoruz. O da beni göremezsiniz demedi. Cevaba dikkat edin. Ben görünmem demedi. Sen göremezsin ya Musa dedi. Bakın ben görünmem ayrı, sen göremezsin ayrı. Anladınız mı inceliği? Şu dağ dedi tecelli edeceğim. Eğer oraya tecelli ettiğimde dayanırsan görebilirsin. Dikkat edin. Göremezsin yok. Dağ tecelli ettiğimde görürsen beni görebilirsin. Musa ve yanındakiler bayıldılar. Dayanamadılar o tecelliyata. Evet, saf metafiziğin dili bu noktada her şey sembollerin üzerindedir. Yani metafizikten kasıt mana. Mananın dili semboller üzerine kuruludur. Semboller konuşur orada. Semboller konuşur. Meleği kanatlı görür herkes, değil mi? Semboldür. Ama kanatlı tarif eden de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Semboller konuşur. Semboldür. Melek kanatlıdır. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri meleklerden bahsederken der ki bir kanadı şuradan şuraya kadardı. Bir kanadı buradan buraya kadardı. Evet doğru. O halde onu gördü mü? Evet. Meleği o halde gördü mü? Evet. Ama o bir sembol mü? Evet. E şimdi bir adım daha ileri gideyim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin insan olarak, içimizden biri olarak görünmesi de bir sembol olabilir mi? Soyut, yalın ilahi hakikatlerin sembolik bir tarzda anlatımı insanın anlayışından bakıldığında anlamaya yardımcı olduğundan tarih boyunca birçok metafizik okullar tarafından kullanıldığı bilinir. Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber. Bizim kültürümüzde de gerek divan, tekke ve halk edebiyatımızın temelinde geleneksel sanatlarımızda hep bu mücerret, yani soyut, yalın, tasavvufi hakikatler sembolizminin yatmakta olduğunu görülür. Evet. Bunlar iç dış sembolizmi, çekirdek ağaç sembolizmi, semavi nikah sembolizmi, semavi Adem Havva sembolizmi, kuş sembolizmi, renk sembolizmi, ayna akis sembolizmi, nokta daire sembolizmi, harfler sembolizmi, ilmi huruf gibi sorumuz birlik, çokluk, vahdet, kasret sembolizminden. Arabi'ye göre vücutta, yani bunların hepsi de, bu sembollerin hepsi de var biliyorsunuz bunları. O yüzden bunları açıklamama gerek kalmaz herhalde. Var mı açıklamama gerek duyan? Aşina oldu herkes bu sorularla. Arabi'ye göre vücutta yalnızca bir hakikat vardır. Fakat biz bu hakikati iki taraflı açıdan gördüğümüz için ya onu bütün zahirde görünen şeylerin zatı aynı sayıp buna hak deriz. Veya onu zatın tezahür ettirdiği zahirde görünen şeyler sayıp bu sefer de halk deriz. Burada bu noktada tecelliyat, eğer o kimse bakış açısı açısından, görüş açısı açısından görünen şeyleri ya zattan, yani haktan görür o kimse ya da halktan görür.
Bu noktada hakikatin bir halktan hakka tecelliyatı vardır. Bir de haktan halka tecelliyatı vardır. İster haktan halka olsun, ister halktan hakkı olsun, her ikisi de bu noktada haktır. Batında hakiki birlik olan şey, zahirde çokluk olarak tezahür eder. Ona, onun açısından yani zata, zat açısından bakarsak, o zaman o da kendisini, kendisi vasıtasıyla bakar ki bu birlik halidir. Fakat ona kendi açımızdan bakarsak, o zaman bu birlik ortadan kalkar, ikilik olur. Aslında kesret dediğimiz şey, Esma-i İlahiye'den başka bir şey değildir. Fütuhat 4. cilt sayfa 231. Normalde Arabi'ye göre varlığın üzerinde tecelli eden her şey ondandır. O her an ayet-i kerimece bir şan üzerinedir. Bir şen üzerinedir. Bir iş üzerinedir. O zaman varlığın üzerinde tecelli eden her şey aslında ondandır. Ama eğer biz bu varlığa ondan bakarsak tek görünür. Bu varlığa kendimizden bakarsak bir varlık var olan bu varlık bir de var edeni görürüz. Ama biz bu noktada hem varlığa baksak, varlığa bakaraktan varı var edeni görsek veyahut da vardan bakıp varlığa baksak da ben onu ikilik olarak görmüyorum. Bunun altını çizeyim. Bunu sufilerin büyük bir çoğunluğu ikilik olarak görmüşler. İkilik ne? Hem varı hem de var edileni görmek. Aslında bu bir veçeden bakılırsa ikilik değil. Ya bu bir veçeden bakılırsa hem varı hem var edileni birlemek demek meselenin en çözüm noktası, en zirve noktası demek. Yok eğer biz varlığa onun gözüyle baktığımızda, onun gözüyle baktığımızda bu devamlı bir kimsenin durabileceği bir nokta değildir. Duranlar olmuştur. Her daim durulabilecek noktada değildir burası. Fakat bir kez bu şaraptan içen bir kimse sarhoş olup kendinden geçip kendisini hep orada görebilir. Bu zandan başka bir şey değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetinde hem varlığı hem var edeni birleyip görmek vardır. Bu peygamberi bir duruştur. Bu peygamberi duruşa sahip olanlar çok enderdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ölçüsünde ve sünnetinde varlığı yok görmek yoktur. Ama varlığın bütününde esma-i sıfatın tecelliyatını görmek vardır. Varlığın bütününde ve varlığın bütününde esma-i sıfatının tecelliyatını gören bir kimse her daim uyanık ve her daim onu gözetlemededir. Asıl durulması gereken yer burasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri az önce anlattığım sarhoşluk noktasında durmamıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sarhoşluktan yana değildir. O hayretten hayrete geçme yanındadır. Bir kez sarhoş olduysan sarhoş kimse varlığın diğer tecelliyatlarından uzak olacaktır. Ama her daim uyanık olan, her daim kulaç atacaktır.
Yakınlığın da yakınlığını isteyecek. Yakınlığın da yakınlığını isteyecek. Hayretin de hayretini isteyecek. Hakikatin de hakikatini isteyecektir. Sarhoş, yakınlığın yakınlığını istemekten uzaktır. Sarhoş, hakikatin hakikatine koşmaktan uzaktır. O çünkü kendisinden geçmiştir. Kendisinden geçen bir kimse hakikat deryasında kulaç atamayacak hale gelir. Oysa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri en yakın olduğu anda dahi hakkıyla sana kulluk edemedim ya mabut deyip yok mu daha içirilecek şarabın? Getir bütün şişeleri bugün içmek istiyorum deyip yakınlığın de yakınlığını istiyordu. Ve sarhoş olup düşmüyordu. Bizler onun ümmetiyiz, zayıf kimseleriz. Biz bir kadehle sarhoş olup kendimizce var mı bize yan bakan deriz. Ama Muhammed'i bir duruş sergileyen kimse yok mu daha demeli. Onun için sabahlar olmasın, zikrullahına zikrullah katmalı. Onun için sabahlar olmasın, yakinliğine yakınlık katmalı. Eğer yakinliğine yakınlık katma noktasında değil ise o bizim yolumuzdan da değildir. Evet, bir kısım sufiler o yüzden kendilerini hakkın gözüyle haktan yana baktıklarını zannetmişlerdir. Bu benim kendi iddiam. Bu zandan öte değildir. Bir kısmı da yine yayan kalmıştır. Halk edilenden, halktan hakka bakmaya çalışmışlardır. Bunlar da yayan kalanlardandır. Bizcesi, bencesi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ayak izlerini takip etmek. Manada onun ayak izlerini takip etmek. Halde onun ayak izlerini takip etmek. Onun kokusunu takip etmek. O zaman bu hakkıyla kulluk edemedim ya mabut noktasıdır. Bu yakınlığın de yakınlığını isteme, hakikatin de hakikatini istemedir. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bana eşyanın hakikatini göster demesidir. Burası bence çok önemli bir ayrışma noktası. Burası çok önemli bir ayrışma noktası. Ya Mansur gibi bir kadeh içip enel hak diyenler çoğalacaktır. İşin kolay tarafı çünkü. İşin kolay tarafı. Ya da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin önde görüp onun ayak izlerini sonuna kadar takip etmektir. İşin zor tarafı da budur. Allah bizi affetsin. İbn-i Arabi'ye göre çokluk bir olan zatın fiili bir taksimden değil, tamamen görüş farklılığından doğar. Evet, Arabi kesreti yani çokluğu bakışla alakalı olduğunu söyler. İnsanlar baktıklarından dolayı çok görürler der. Bakışta bir, yani baktığını algılayacak olan o kimsenin aklı, o zaman baktığında o kimsenin algısında aklının buna hükmettiğine düşünür. Çünkü Arabi'ye göre duyular yanılmaz, akıl yanılır. Arabi duyuların yani bakan gözün yanılması değildir der. Ya aklın yanılmasıdır der. Çünkü gözün gördüğüne hükmedecek olan akıldır. Ben de ona inanırım. Kulağın duyduğuna hükmedecek olan akıldır. Akıl hükmeder. Biz duyu organlarıyla bir şeye dokunuruz. Bunun çay olduğunu bize öğretmiştir birileri. Bizi bunu aklımız bizim çay olarak bunu algılamıştır, anlamıştır, hafızaya almıştır,
idrak etmiştir bunu. Ve önce bakmazdan önce bakar, der ki o çay olması gerekir. Neden? Bilgisiyle hükmeder. Bunda mutmain olması için bir yudum alır. Bir yudum aldı. Çayın kokusunu, çayın tadını aldı. Hükmetti tekrar. Dedi ki bu çay. Neden? Daha önce bunun tecrübesini etmişti. Akıl bu noktada hem tecrübe edilmemiş bilgiyle hem de tecrübe edilmiş bilgiyle hükmeder. Hükmeden akıldır çünkü. Arabi'ye göre hükmeden akılsa hata yapan da akıldır. Kusur işleyen de akıldır. O zaman kesrette vahdeti, birliği göremiyorsa o kimse bu aklının hatasıdır. Gören gözünün hatası değildir. Ya aklının hatasıdır. Akıl burada neden hata yapar? Bilgisizlikten, tecrübesizlikten hata eder. Aklın bilgi aldığı, tecrübe aldığı alan var mıdır? Evet. Zahir manada duyu organlarıdır. Batın manada kalbidir, manadır aklın bilgi aldığı yer. O yüzden deriz manası yoksa o kimsenin tanıması olmaz, bilmesi olmaz diye. Aklın diğer, en önemli bilgi kaynağı kalbidir. Yani manadır. Eğer sufi yolunda gidecek olan bir kimsenin manası yoksa, o kimsenin metafizikten konuşması, manadan konuşması doğru değildir. Ancak o tasavvuf ehli değil, tasavvufun sufi değil, o mutasavvuftur. Mutasavvuf nedir? O kimsenin tasavvufu bilmesidir. Üniversitedeki tasavvuf hocaları gibi. Diyanetteki imamların müftüleri gibi. Biliyorlar mı? Evet. Yazıyorlar mı? Evet. Mesnevi okumuş mu? Evet. Mesnevi'den bilgisi var mı? Evet. Hal var mı? Hayır. Kalbi ilim var mı? Hayır. Şeyh Efendi soruyor bir imama. Hoca Efendi kaç yıldır namaz kıldırıyorsun? İşte 20 kusur yıldan beri. Şimdi kendimi methediyormuş gibi algılanmasın da bunlar bir tecrübe çünkü. Ben Bayındır'da zakirim. İmamlar benim zakirliğimi istemiyorlar. Meyhaneden kalkma adam burada zakir oldu başımıza diye. Haberim var benim bundan. Ben de Şeyh Efendi'ye dedim ki efendim benim zakirliğimi alın. Siz bilirsiniz ama burada imamlardan birisine verin dedim. Derslere gelen arkadaşlar ben yine çalışayım koşturayım. Ama bu imamlardan birisi zakir olsun. Beni kabullenmek istemiyorlar dedim. Benim böyle bir derdim de yok. Sıkıntı yok. Ben hizmet ederim, koşarım. İmamlardan birisi dedim zakir olsun. Toplandı imamlar. Beni çok seven olmaz hiç bu yolda. Öyle yani hikmeti hüda bu işler. Az olur. Çok olmaz. İmamlar da toplandılar bir imam arkadaşın evinde. Ben de bunu Şeyh Efendi'ye söyledim. Şeyh Efendi hiç yorum yapmadı. Böyle imamlar toplu en yaşlısı var işlerinde. Mevzuyu açtı böyle. Onlar biliyorlar her şeyi tabii. Aslında ince ince Şeyh Efendi'ye de tepeden bakıyorlar. Şeyh Efendi de böyle biz ümmiyik. Böyle onun meşhur şeyleri var böyle. Teneke çalıyor Şeyh Efendi. Kargalar uçuşsun, kaçsın, gitsin diye. Döndü. Böyle o tepeden bakana. Hoca Efendi kaç yıldır namaz kıldırıyorsun dedi. O işte 20 kusur yıldan beri dedi. İmamın bizatihi efendim dedi. Hiç rüyanda namaz kıldırdın mı dedi. Hayır efendim dedi. Hiç rüyanda ezan okudun mu dedi. Hayır efendim dedi. Bakın Şeyh Efendi'nin bunu sormasının sebebi şu. Rüyanda namaz kıldırdın mı? Yani senin imamlığın manevi mi?
Evet. Rüyasında namaz kıldırdıysa Cenab-ı Hak onun üzerinden hidayet edecek. İmam manevi. Yok. Ha, hiç ezan okudun mu? Hiç ezan okudun mu? Sen manevi insanları davet ettin mi? Manevi bir davetçiliğin var mı? İnsanları İslam'a çağırdın mı? Yok. Allah Allah. Hoca efendi hiç dedi böyle baktı. Rüyanda dedi bir şey görmez misin sen dedi. Bir şey görmedin mi? Yok işte efendim şöyle böyle şeyler görürüz filan dedi. Hocalar dedi. Aranızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle görüşen var dedi. Onunla bizatihi konuşan var dedi. Biraz dedi içe yönelin. Derinlemesine gidin. Bunlar insanlar vardır. Tasavvuf ilmini bilir. Oturur kitap yazar. Evet. Çıkarırsın televizyona şakır şakır konuşur. Doğru. Söyledi bir anlatır ki çevir sayfayı yapar. Harika. Ama asıl sufilik kalpten ilim alması. Bu ne? Onun kalbinde bir çocuk oluşacak, velet, bir nur oluşacak. O nur oluşursa ona ne sorarsan sor. Eğer o Adem olduysa Cenab-ı Hak dedi ya meleklerine. Sorun ne soracaksınız dedi. Sorun ne soracaksınız? Sorun ne soracaksınız dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne dedi? Bana ne soracaksanız sorun dedi. Biraz hiddetlendi. Ne soracaksanız sorun dedi. Birisi kendisinin kimin oğlu olduğunu sordu. Zürriyetinden şüphe ediyor. Babasını sordu, onun babası gerçek babasını söyledi. Dikkat edin. O kimse ben kimin oğluyum dedi, onun gerçek babasını söyledi. Yani o babasını başka bir kimse biliyor ama herkes. Herkes onun babasını işte X kimse olarak biliyor. Kendisi de öyle biliyor. Benim babam kim deyince sen filancanın oğlusun dedi. İşte bu kalp ilmi, mana ilmi. Bu farklı. Bunu dışarı taşırmak yok yalnız. Bunu dışarı taşırmak yok. O kimsenin seceresini göreceksin, sabredeceksin. Bunu taşırmak yok. O kimsenin o gün ne melanet işlediğini bileceksin, bunu taşırmak yok. Buna itiraz edecekler şimdi. Nereden bilirmiş ki? Çünkü bilmiyorlar. Aldatılacağını bildiğin halde aldanacaksın. Secereyi okuyacaksın. Bu mana ilmi. Onu bildiğin halde zahire göre davranacaksın. Bu mana ilmi. Bunu öyle şimdi kızacaklar gene bana. 5 tane kitap okumakla olmuyor bu. Bu 10 tane kitap okumakla yazmakla olmuyor. Bu öyle olmuyor. Bu yolu o değil bunu. Arabi dahi 300 tane şeyh dolaştı. Yolu bu değil onun. Hazreti Mevlana'nın 4 tane şeyhi oldu. Yolu. Yolu. Hazreti Mevlana'yı Mevlana'dan son nokta Şemseddin-i Tebrizi. Tebrizlisiz yol gidilmez. Şemsin yoksa yol gidemezsin. Şemsin yoksa kaldesin, halde değilsin.
Eğer kalle olacak olsaydı Hazreti Şems, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'yle hiç uğraşmazdı. Hak hem vahudül kesirdir hem de el kesurül vahittir der Arabi. Hem vahudül kesirdir, birlikte çokluktur. Birdir, sıfatsal tecelliyatı çoktur. Ve her sıfatsal tecelliyatta zat kokusu vardır. Her sıfatsal tecelliyat zatı mıdır? Değildir. Her sıfatsal tecelliyatta zat var mıdır? Evet. Hem de der ki kesrül vahittir. Yani kesret çokluk demek. Hem çoklukta birdir. Ne kadar çokluk tecelli ederse etsin, her efal ve sıfatta zat kokusu vardır. Her efal ve sıfatta. Ama her efal ve sıfatta zat kokusu olup bu zat mıdır dediğinde hayır deriz. Zattan ayrı mı? Yine hayır deriz. Zatın aynısı mı? Yine hayır deriz. Bu müthiş bir tiktaktır. İşte geçen haftadan kalan var ya bir Hazreti Mevlana'dan soru. Çatıştı şimdi burada. Hani Hazreti Pir der ya. Orayı da okuyayım size. Değil mi? Birbirini tamamlasın. Burayla alakalı sohbet edeceğimi söylemiştim. Onun sebep yakıcılığından sevdalara düşmüşüm. Onun sebep yakıcılığından sevdalara düşmüşüm. Onun hayallerine dalmıştım mı? Dalmışım da. Sofastayı kesilmişim. Onun sebep yakıcılığından sevdalara düşmüşüm. Dalmışım. Sebep yakıcılığından. Ortadaki bütün sebepleri yakmış. Aklımın dayanacağı bütün sebepleri yakıyor. Duygularımın dayanacağı bütün sebepleri yakıyor. Gördüğüm bütün her şeyi yakıyor. Bildiğim her şeyi yakıyor. Ve bir sofastayı haline getiriyor. Sofastayı şüphe. Yunan felsefesinde sofastayı şüphe. Aslında Yunan felsefesinde bir kısmı şüphe olarak bakmış. Bir kimse aklı reddetme olarak bakmış. Bir kısmı ise gördüğü her şeyi bir hayal olarak görmüş. Her şey hayal. Ve her şey hayal ise ve aklımız da bu hayali aynı sofastayı düşüncesinde olanlar aklımızla biz bunu algılayamayacaksak, anlayamayacaksak ve aklımızca anlamaya ve algılamaya çalıştığımızda aklımızın dayandığı sebepleri yakıyorsa ve aklımızı padişahlaştıracak, ilahlaştıracak bütün sebepleri orta yerden kaldırıyorsa işte bu sufilerin tenzihidir. Her şeyi o gibi görürken o değildir demektir. Aslında an ve an yaklaştığını hissedersin. An ve an göreceğini düşünürsün. Her semada onunla vuslatın sonuna ereceğini düşünürsün. Ve her çark edişte Allah dersin. Artık nefes bitecek. Artık sonsuzluğa doğru yürüyüş olacak. Artık bir daha geri dönüş olmayacak. Ve sen son adımını atıyorsundur. Senin son Allah deyişindir. Ve son tecelliyattır. Bitmiştir artık. Oradan geri dönmeden uçsuz bucaksız onun sıfatlarının içerisinde yok olup hiçliğini görüp ona doğru yaklaştıkça yaklaşmak, gördüğün bütün sıfat ve efalin tecelliyatından kurtulup Zatullah'ın uluhiyetinde yol yürümek var iken sebepler bir bir yanıp bir bir düşerken sen son merhale, son nefes derken dersin ki varmış daha zaman. Çark bitmiştir. Her şey toplanmıştır. Perdenin arkasındakiler
perdeyi dürüp atmıştır kenara. Sen yine de yeniden bir perdedesindir. Yineden bir hayrettesindir. Yineden göğsüne bir el durdurmuştur seni. Yine sen bir adım kaldı, bir nefes kaldı, bir yudum kaldı, bir lahza kaldı, bir an kaldı dediğinde bir el seni başka bir perdeye götürmüştür. Bu artık uçsuz bucaksız bir tiktaktır. Ve sen her nefeste kavuşmayı arzularken bir nefes daha beklersin. Bir nefes daha beklersin. Bir nefes daha beklersin. Bir nefes daha beklersin. Ha bu dalga alacaktır seni. Ha öbür dalga alacaktır seni. Ha bir daha vuruştur. Bu son vuruştur. Bu son Allah deyişindir bu alemde. Bu son defa bekleyişindir. Bu son defa hasretindir. Bu son defa duyuşundur. Gel sözü gelecektir sana. Dön sözü gelecektir. Ama bir bakarsın ki başka bir hayrete geçersin. Başka bir perdedesindir. O değildir. Ne güzeldir değil mi Sezen'in söylediği? Dün gece hiç tanımadığın bir kimseye sırf sana benziyor diye merhaba demişindir. Ona benzer çünkü her şey. Onun kokusu vardır her şeyde. Onun tecelliyatı vardır. Onun yüzü vardır. Onun cemali vardır. Yaklaştıkça yaklaşırsın. Odur. Koştukça koşarsın. Odur. Ama tam yakın olduğun zaman da o değildir. Ve dersin ki ne güzeldir o şarkıyı mırıldanırsın kendi içinden. Dün gece hiç tanımadığın bir kimseye sırf ona benzedi diye merhaba demişindir. Ve yine beklersin sen. O yeniden gelecektir. Bir an yine vuracaktır. Yine bir perdede, yine bir perdede, yine bir perdede, yine bir dalgada. Bu dünya, bu alem bir dalga gibidir artık. Her şey deniz gibidir senin gözünün önünde. Ve her şey bir dalga vuruşundan başka bir şey değildir. Baktığın her şey bir deryanın içerisinde bir dalga vuruşudur. Kah kendini görürsün. O deryanın içerisinde, o zerrenin içerisinde her şeyde. Vuran senden sanadır. Kah dersin ki bu ben değilim, bu odur. Vuran ondan ona olur. İşte ister kasette vehdet desen. İster vahdette kesret de, ister Hazreti Pir gibi ben onun hayallerinin sofistası gibiyim de, istersen onun hayallerinin içerisinde bir zerre gibi gör kendini. Eğer onun hayalinde hayal isen sen, onun hayalinden tat al, lezzet al, hayalinin içinde kal. Aman hayalinden dışarı çıkma dersin. Oysa hayalinden dışarı çıksan da onun hayalidir. Amma ve lakin hayalden hayale geçilir. İşte bu tam bir sofasteyi olmaktır. Bu tam bir akılsızlıktır. Bu tam aklın çürümesidir. Bu tam bir aklın bu noktada çiğnenmesidir. Çünkü sebepler kalmamıştır senin için. İnanmak için dahi sebebin kalmamıştır senin. Herkes inancına sebep arar. Senin için inanmanın bir sebebi yoktur artık. Senin için inanmanın, iman etmenin bir sebebi kalmamıştır. İşte bu halle hallenmektir. Kesrette vahdet, vahdette kesret. Bir perdesidir. Bir aç, bu noktada bir dalgasıdır. Bunu bir tek perdeden anlatmak, bir tek dalgadan anlatmak, bir tek boyuttan anlatmak da mümkün değildir. Bu boyuttan boyuta geçmek, bu kesretten kesrete, bu vahdetten vahdete, bu perdeden perdeye, bu halden hale, hayretten hayrete geçmektir. Artık senin gözünün önünde onun tecelliyatından başka bir şey yoktur. Geri kalan hepsi de rumuzdur. Rumuz. Hepsi de birer nedir? Senin arkadaşındır, senin dostundur. Adı Ahmet'tir, adı Mehmet'tir. Senin eşindir, senin çocuğundur. Rumuzdur her şey senin için artık. Sen o aleme yabancısındır artık. Oralı değilsindir sen. Sen orada durmak istemezsin. Dersin ki her şey rumuz. Her şey. Her şey bir sembol. Bu alem bir semboldan ibaret. Bu alem rumuzdan ibaret. Adını ne koyarsan koy adını. İster harflerle, ister sayısal rakamlarla koy. Sayısal rakamlar zor gelmiş insana. Hepimize bir sayısal rakam konsaydı, ilk yaratılana bir deseydik, sayabilir miydik yaratılanları? Sayamazdık. Hepsini bir yaparız, Adem ederiz. Hepsini bir yaparız, melek ederiz. Hepsini bir ederiz, şeytan ederiz.
Hepsini bir ederiz, Resul ederiz. Hepsini bir ederiz, veli ederiz. Hepsini bir ederiz, ağaç ederiz. Hepsini bir ederiz, meyve de ederiz. İsimdir, semboldür. Başka bir şey değildir. Bu alem bir sembolden ibarettir. Gördüğün her şey semboldür. Ama gördüğün her şeyde onun tecelliyatı vardır. Onun tecelliyatı olan bir şey yok görme. Onun tecelliyatı olan bir şey de yok görme. İşte bir sofastiği yaşamaktır bu. Bir sofastiği. Bu dilimi mazur görün. Bu Hazreti Pir'in dili. Benim çok hoşuma gider bu. Bir sofasteyi gibi yaşamak. Hani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin diline çevirelim. Der ya, dünya hayatı bir yolcunun ağacın altında gölgelenmesi kadardır. Gölgelenmesi gibidir. Bir yolcusun, ağacın altında gölgeleniyorsun. Yolcusun, ağacın altında gölge. Gölgedesin, gölge. Dünya hayatı ağaç gölgesi. Ağaç ne acaba? Ama dünya hayatı ağaç gölgesi. Gölgeyi düşünebiliyor musunuz? Güneş herhangi bir taraftan vurur, uzar, kısalır. Gölgedir halbuki. Gölge uzasan olacak, gölge kısalsan olacak. Gölgeyi uzat uzatabildiğin kadar gölgeden ibaret değil mi? Hazreti Allah da gölgeyi uzattı demez mi ayet-i kerimede? Hazreti Pir de o ayeti almaz mı? Allah gölgeyi uzattıkça uzattı der. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Pir'e hayat ne kadar uzun gelmiş. Ve diyor ki Allah gölgeyi uzattıkça uzattı. Yani benim bu dünya sürgünümü uzattıkça uzattı. Biz baktığımızda 80 yıllık ömür ne kadar kısa bir ömür gibi geliyor. Uzun bir ömür gibi geliyor. Veya kimisine kısa geliyor. Hazreti Pir de diyor ki uzattıkça uzattı. Usanmış dünyadan. Usanmış sembollerin içerisinde durmaktan. Usanmış. Diyor ki uzattıkça uzattı. İşte ister vahdette kesret gör, çokluk gör. Birliğin çok görünmesi. Birliğin çok görünmesi. Bunu istediğiniz gibi algılayabilirsiniz. Bu baktınız bir işte burada bir ışık var. Işığa kaç kişi baktı? 1000 kişi baktı. 1000 kişi de aynı rengi görmedi gerçekte. Ama 1000'inin de renk anlayışı birdi. Neydi? Hepsi sarı dedi. Herkes baktı sarı mı? Evet. Birisi hiç hayır dedi mi? Demedi. Ya birisinin gözü farklı görüyorsa, o dedi ki sarı değil. Herkes ona deli dedi. Akılsız dedi. Ve baktığında herkes sarıyı tarif et desen, hiçbir sarı birbirinin tarifi tutmayacaktır. Ama hepsi de sarı görecektir. Kesret. Herkes baktı. Baktığında kendince gördü. Kesret. Şeyh-i Ekber'in zaman zaman bu tarz eserlere has tezatlı, paradoksal bir yapıyı yansıtır. Ondaki bu tür üslubun kaynağı da gerçekte bu vahdet kesret ikiliğinde yatar. Evet, bütün sufilerde ne yazık ki bu tezatlar vardır. Bu paradoksal düşümler, bu paradoksal anlamlar, yani bu tezat tecelliyatlar vardır. Hepsinde vardır. Hepsinde. Bir tek Arabi'de değil. Kimisi Arabi'yi böyle çok metodik görür. Metodik görünce de onda bu tip tezatlar, onda bu tip paradoksallar yaşanmayacağını zanneder. Ben de yaşanacağını söylerim. Hatta bazen onların akıllarıyla oynamak için yaparım. Aklıyla oynarım onun. Onun Arabi aklıyla oynarım. Derim ki Arabi'de de paradoksal düşümler var. Onda da tezatlıklar var dedim de kalır o. Kabullenmez. Çünkü o sufiliği bilmiyor. Evet, sufilik paradoksallık yaşamaktır. Yani sufilik tezatlık yaşamaktır. Çünkü bugün gördüğün eskimiştir. Bugün gördüğünü yarın inkar etmek zorunda kalacaksın. Yarın çok uzak bir gün. O esnada yaşadığını inkar edeceksin. Bu müthiş dışarıdan bakıldığında paradoksal bir düşümdür. Bunu o yüzden anlatamazsın hiç. O yüzden hiç kimseyle paylaşamazsın.
Çünkü yarın anlatacak olduğun şeyi bugünün reddiyesi olacaktır. Hiç kimseyle bunu paylaşamazsın. Ertesi gün o meleğin rengi değişecektir. Ertesi gün o cinninin rengi değişecektir. O esnada o ertesi gün o kimsenin bugün gördüğün o sembole ait bir kimsenin rengi değişecektir. Hali değişecektir. Dün iyi gördüğünü bugün kötü göreceksindir. Bugün kötü gördüğünü yarın iyi göreceksindir. Dün beşinci esmada gördüğün kimseyi yarın üçüncü esmada göreceksindir. Bu müthiş bir paradoksallıktır. O yüzden kendince, kendi kendine baktığında da o paradoksallığı yaşarsın. Ve kendini dünden daha fazla yakin hissedersen aldanırsın. Dersin ki ben gaybe düştüm. Ben kayba düştüm. Ben kayıptayım. Ben yine senden uzaklarda kaldım. Ben yine senden hasrete düştüm. Ben yine bir nefes seni unuttum mu acaba? Ben yine bir nefes sen benim aklımdan çıktın mı acaba? Acaba ben senden bir nefes uzak mı durdum diye aslında kendinle tenakuza düşersin. Dün oysa o yarın bahçesinde gül derlerdin. Dün oysa o senin başını okşardı. Sen otururdun, ağlardın. Onun göğsüne yaslanırdın. Ama dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şey yaşamak lazım. O dündü. O dündü senin sarığını düzeltirken. O dündü senin gözlerinin yaşını silerken. O dündü senin omuzuna senin dokunurken. O dündü bir nefes olarak senin yanı başından geçerken. O paradoksallığı kendin de yaşarsın. Ve kendi kendine tenakuza düşersin. Ama tekrar derlenir, toparlanırsın. Dün dünde kalmıştır çünkü. Bugün yeniden bir hayret gerek. Bugün yeniden bir koşuşturma gerek. Bugün yeniden peşine düşmek gerek. Düğüne bakarsan aldanırsın cancağızım, çok uzaklara düşersin. Bir bakarsın ki insanlar sevgilileriyle düğün yaparken sen o şarkıları dışarıdan dinlersin. Bir bakarsın ki birileri mırıldanıyorlar bir perdede. Sen o mırıldanan cemaatin içinde değilsin. Sen o sohbete katılmamışsın. O perdenin dışında kalmışsın. Bakarsın ki yanarsın. Eyvah dersin. Ben dünle aldandım. Hep dervişler dünle aldanırlar. Hep sufiler dünle aldanırlar. Bir zamanlar biz nasıldık dar dervişlik derler. Biz şöyle hal görürdük, biz böyle hal görürdük. Biz böyle yaşardık, biz böyle severdik derler. Hepsi de kırık bir aşk hikayesi anlatır. Oysa aşk her gün can alır, her gün can verir. Oysa aşk her gün diriltir, her gün öldürür. Oysa aşk her gün onun eteğine yapışan, her gün onun peşinde koşanların yüzüne bakar. Aşk vefasız değildir ama aşıklar vefasızdır. Görürsün o zaman vefasızlığını. Herkes onun tennuresine dokunduğunda sen dokunamamışsındır. Sensin gaflete düşen. Sizin önünüzde sizin yaptıklarınız vardır. Bir başkasının değildir. O zaman oturur, tekrar inceler, sık dökersin. Ben nerede yanlış yaptım dersin. Ben nerede eksik davrandım. Muhakkak ben bir şeyler yapanlardan oldum. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullahil azim dersin. Eğer merhamet coşarsa, eğer sen af yolunu seç dediği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin yüzüne bakarsa, bir çırpıda o tennuriye yeni yapışanlardan olursun. O Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini inkar edenler var ya, onun manasından haberleri yok çünkü. Onlar yakinliği isteyenlerden değil çünkü. Orada elinden tutacak olan Allah'ın izniyle odur. Odur. Ve yine tenürenin ucundan tutarsın. O yüzden sufilerin tenakuzları bitmez. Sufilerin paradoksal halleri bitmez. O paradoksallığı hep yaşayacaktır.
Arabi de çok yaşamıştır. Biz ona dışarıdan baktığımızda, kal olarak bakarsak, bu noktada zahiri ilim olarak baktığımızda diyeceğiz ki tespit doğru. Tezat. Biz dışarıdan baktığımızda diyeceğiz ki tezat. Dün böyle söylüyordu, bugün böyle söylüyor. Aslında kendi iç aleminde bir tezatlığı yok onun. Dün öyle tecelli etti, bugün böyle tecelli etti. Dün nehrin kenarında yürüyordu, bugün raftingçiler gibi nehrin içinde. Dün onunla konuşan nehrin kenarından ne güzel balıklar yüzüyor nehirde dedi. Baktı debisi çok yüksek dedi. Ne kadar yüksek debide, ne kadar balıklar var. Ne kadar nimetler var, ne kadar yaratmış olduğu varlıklar var dedi. Neden? Dün nehre kenardan bakıyordu. Ama o gün birisi bir omuz vurdu ona. Bir omuz vurunca nehrin içerisine düştü. Nehrin içine düşününce ne balığı görür oldu, ne de başka bir şeyi. Belki de kendisini balık gördü. Ne gördüğü belli değil. O esnada da konuştu o hal ile. Aslında tüm bu açıklama ve sorular Arabi'nin şu beyti yüzünden. O beni över, ben de onu. O bana ibadet eder, ben de ona. Halde onu ispat ederim. O beni bilince ben onu inkar ederim. Ben onu bilince ona şehadet ederim. Ben deni olduğuna halde ona yardım ederim. İşte o hak beni var kılıp bana kendini bildirince ben de onu var kıldım. İşte bize böyle hadis geldi ki onun maksadı bizde gerçekleşmişti. Füsus 83. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Sen Allah'ı zikredince o da seni zikreder. Onu zikretmesinin tecelliyatı o kimsenin zikretmesindedir. Bu ayet-i kerimeyi nereye koyacağız şimdi? Perşembe sohbetine geçtik. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Bunu kelamcılar, tefsirciler işin içinden çıkamazlar. Bütün tefsirciler der ki Allah'ın zikretmesinin en aşağı anlamı, müteşabih ya bu, en aşağı anlamı onu affetmesidir. O tefsircinin anladığı, onun anladığı, onun anlamak istediği, onun duygusu, onun aklı neymiş? En aşağısı affetmekmiş. Ben onu zikrediyorum. O da beni zikrediyor. O beni över, ben de onu överim. Zikretmek. Ben onu överim, o da beni över. Zikretmek. O beni över, ben de onu överim. Zikretmek. Hani dedi ayet-i kerimede, siz azar saparsanız öyle bir kavim getiririm. Bu kavim, öyle bir kavim getiririm. Allah onları sever. Dikkat edin. Onlar da Allah'ı sever. Sevgi nereden geldi o kavme? Özel bir kavim bu. Nereden geldi? Allah'tan. Allah onu sevdi önce. Allah onu sevdi önce. Allah onu sevince o da Allah'ı sevdi. O kavim özel. Seçilmiş kavim. Seçilmiş, özel. Allah kimini üstün yarattı. Özel. Onlar Allah'ın sevdikleri. Allah'ın sevdiği. Allah onu sevmiş. Allah onu sevince o Allah'ı sevmiş. O zaman ondaki sevgi Allah'ın sevgisi. O onu sevdi. Onu sevince onda bir sevgi oluştu. Ondaki sevginin oluşması ondan.
O sevdiği için onda sevgi oluştu. O sevdiği için onda sevgi oluşunca o sevginin gerçek sahibi o. Gerçek sahibi olunca aslında ondaki sevgi de onun. Ondaki sevgi de onun. O sevgiyle o sevginin arasında fark kaldı mı? Kalmadı. Siz birisine aşık olsanız, birisini sevseniz, gerçekten sevseniz, gerçekten aşık olsanız, vallahi de billahi de o da sizi sever. Fıtrattır çünkü bu. Gelir ya birisi der, efendim ben filancayı seviyorum, benimki karşılıksız sevgi. Yalan söylüyorsun, neden? Sen sevmedin onu. Sen ona aşık olsaydın, ciğerinden kan damlatsaydın, gözünden yaş yerine kan aksaydı, her baktığın yerde onu görseydin, her konuştuğunda onunla konuşsaydın, her baktığın yerde onun cemalini seyretseydin, vallahi yemek dahi yiyemezdin. Yemek yiyemediğin için aç kalırdın. Yemekte dahi onu görürdün. Yemekte, içeceğin suda onu görürdün. Arabada onu görürdün. Bakardın birisine onu görürdün. Herkese onu görürdün. Herkes o gördüğün anda mesele bitmişti. Sen öyle aşık olmadın ki. Sen öyle sevemezsin. Neden? Korkarsın öyle sevmekten. Sen aç kalmaktan korkarsın. Sen karısız kalmaktan korkarsın. Sen adamsız kalmaktan korkarsın. Sen parasız kalmaktan korkarsın. Sen iflas etmekten korkarsın. Sen deli denilmesinden korkarsın. Deli! Şeyhimin hanımı dahi deli derdi bana. Deli. Bildiğiniz deli. Deli Mustafa geldi, deli Mustafa gitti. Deli. Şeyhimin hanımı kıskanırdı. Kocasını dervişinden kıskanırdı, erkekten kıskanırdı. İstemezdi beni eve. Oğlanları beni istemezdi. Kızları beni istemezdi. Damatlar beni istemezdi. Nevşehir dervişleri beni istemezdi. Dergahın içerisindeki dervişler beni istemezlerdi. Beni sevmezlerdi. Yüzüme tebessüm ederlerdi, sevmezlerdi. Neden? Aynaydım. Sonradan aklım geldi. Baktım neden sevmiyorlar bunlar beni diye sonradan şeyhim öldükten sonra düşündüm. Dedim ki yok. Sevemezsiniz ki. Öyle sevemediğinizden dolayı korkarsınız. Ürkersiniz. O yüzden böyle bir aşıktan herkes korkar zaten. Böyle bir aşıktan şeyhler de korkar. Şeyhler de korkar böyle bir aşıktan. Şeyhler de titrer böyle bir aşıktan. Çünkü o aşığın duası da arş-ı alayı titretir. O aşığın tersi bütün alemi ayrı bir kargaşaya sürükler. Aşık kargaşadır çünkü. Aşıklık kargaşadır. Aşıklık bildiğiniz anarşidir. Aşıklık bildiğiniz devrimdir. Öyle Fasafiso devrim değil o. Öyle bir aşıklık tam bir devrimdir. O dünyayı manevrasız ortalığı kaldırır o. Aşık odur. Aşıktır o. Ama o sevdiyse ondaki sevgi de ona aittir. Bunu sevmeyen bilmez. Arabi burada şimdi herkes diyecek ki o beni över ben onu överim dediğinde şirk diyecek onu. Bak övmüş. Ne diyor? Allah onları sever. Övmüş mü? Övmüş. İstemez misiniz onun sizi sevmesini? İstersiniz. Ama Musa gibi dayanabilir misiniz bilemem. Herkes ister değil mi? Ama Musa gibi herkes dayanamaz. O sevdi mi, ona ait olursun. Hiçbir şeye ait değilsindir. O sevdiyse, bunun öbür hali ne?
Bu onun tepeden inme sevdikleri. Bir de ne var? Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Bu ne? Farzları yerine getirip, bakın dikkat edin. Allah'ın sevmesi o kimsenin farzı, vacibi, sünneti yerine getirdiğinden değil. Orası keyfiyetsiz. Orayı bir keyfiyete, bir ağaca bağlama orayı. Onun sevdikleri, onun sevdikleri, özel hususi. Hususi. Amadan sevmiş onu. O ilmi ilahisinden seçmiş onu. İlmi ilahisinden ayırmış onu. İlmi ilahisinden ayırmış. O ne yapıyorsa yapmış, ne ediyorsa etmiş. Onu ilmi ilahide ayırmış. Demiş sen geç bu tarafa. O tarafa almış onu. Onun çizgiyi açtırmış onu. Demiş sen geç bu tarafa. Geçmiş o tarafa o. Sen istediğin kadar de ona. Arkasından bütün her şeyi söyle. O seçilmiş. O onu sevmiş. O onu sevmiş. Ayırmış onu. Bu sadece peygamberler değil. Ayırmamış ayet-i kerimede bunu. Sadece peygamberlere has tutmamış bunu. Bu Allah'ın aşık olduğu kullar. Allah'ın ne muhteşem bir şey. Allah'ın bizatihi sevdiği kullar. Ne muhteşem bir şey. O sevmiş onu önce. Onun sevgisi de onun sevgisinden. Hani ben bazen anlatırım ya. Kendi sevginizi ondan görün derim. Ben sufileri bu kategoriye alırım. Hakkınızı helal edin. Benim de o kadar bir çizgi dışılığım olsun. Bence sufiler Allah'ın sevdikleridir. Biz kimiz böyle mücadele ede ede çırpına çırpına ona yaklaşalım? Hiç kendimi öyle görmem. Ve kardeşlerimi de öyle görmüyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Öyle biz kendi gayretimizle bir yerlere gelebilmiş bir kimse değiliz. Haşa Allah. Kendi nefsim için söylüyorum. Hani bazen derim ya şataat ederim. Biz onu tanımadan sevdik derim. Biz tanımadık onu. Biz mektep medrese görmedik. Biz tanımadan sevdik. Biz bilmeden onu zikrettik. Bilmiyorduk ne olduğunu. Ama bizdeki bu tanımadan sevme, bizdeki bilmeden zikretme ondan. O sevmiş. Belki de içinizden kimin hangisi daha fazla sevdi bilmiyoruz. Belki de onun yüzü su hürmetine buradayız biz. Bilemeyiz. Ama sufilik hayatım boyunca hiç şöyle göremedim kendimi. Yani ben sevdim de o beni sevdi diyemedim hiç ben. Ve hatta ben zikrettim o beni zikretti diyemedim kendi iç alemimde. Zaman zaman ben de akla düşüp insanları akla çekeceğim ya. Aman gayret edin demek için Allah'ı çok zikredin diyeceğim ya. Aman zikredin. Aman şunu şöyle yapın. Aman bunu böyle yapın diyeceğim ya. Bu böyle sufilikten uzak olan kimselere anlatılacak şey. Onların bize gene akla, mantığa bize vurdurup bizi gene bizim bu sebepleri yaktıracaklar bize. Onlar bir sebep isterler ya, onlar bir sebep istesinler diye onların akıllarını karıştırmayayım diye onlara bir sebep koyuyorum ben önüne. Aslında vallahi de billahi de kalben öyle değilim. Hiç değilim hem. Hiç değilim. Ama din anlatmak için, şeriat anlatmak için söylüyorum. İnandığım şey değil. Benim yolum değil çünkü. Ben hiç tanımıyordum, hiç bilmiyordum ben onu zahir olarak. Benim içimden geldi namaz kılmak. Bana hiç kimse namaz kıl demedi. Bana hiç kimse içkiyi bırak demedi. Bana hiç kimse uyuşturucuyu bırak demedi. Bana hiç kimse hapı bırak demedi. Bana hiç kimse esrarı bırak demedi. Bana hiç kimse bu gittiğin yol kötü demedi. Herkes benim elimdeki paraya baktı. Ben ne kadar para getirdim ona baktı herkes. Herkes ben ne kadar içirdim, ben hangi meyhanede içirdim, ben hangi pavyona götürdüm ona baktı. Ben hangi gazineye götürdüm ona baktı herkes. O beni çekti kendine. Ben bir öğlen vakti kendiliğimden namaza başladım. Bıktım dedi bu dünyadan.
Ben sana gelmek istiyorum dedim. Ben seni istiyorum dedim. Benim istediğim başka hiçbir şey yok bu alemde dedim. Ne yaşayacaksa yaşadım dedim. O benim sevgim değildi. Ben biliyorum onu. Ben kimim ki? Ben ilk zikrullah'a gittiğimde bütün mana ehlini gördüm orada. Ben kimim ki onu görecek? Ben neyim ki? O yüzden tanımadan sevdik, bilmeden zikrettik. Herkes de bir şey söyledi. Hiç umurunda değil. O yüzden Hazreti Pir'i de anlamadılar. Hazreti Mevlana'yı da anlamadılar. Arabi'yi de anlamadılar. Zannettiler ki küfre düşüyor bunlar. Oysa o ayetin açılımını söylüyordu. Ne diyordu ayet-i kerime? Allah onları sever. Neden gücünüze gitsin? Ey aklını putlaştıranlar, ey bilgisini putlaştıranlar, Allah'ın sevgisinin önüne mi geçeceksiniz? Allah sevdi mi birisini, ne yapacaksınız? Allah'a gidip sevme mi diyeceksiniz? Hani dedi ya, terkisindeydi. Kim? Kuzeni. Ey oğul beni iyi dinle. Bütün dünya sana iyilik yapmak için toplansa, o müsaade etmedikçe iyilik yapamazlar. Bütün dünya, bütün insanlar sana kötülük yapmak için toplansa, o müsaade etmedikçe kötülük yapamazlar. O sevdi mi? Hesap bitmiştir. O sevdi mi? Kitap bitmiştir. O sevdi mi? Akıl gitmiştir. Kim aklıyla onun önüne çıkabilir? Ey kardeşler, dostlar, aklınızla onun sevgisinin önüne çıkabilir misiniz? Aklınızla onun sevgisini anlayabilir misiniz? Aklınızla onun sevgisini tarif edebilir misiniz? Aklınızla onun sevgisini nasıl yaşarsınız? Aklınızla onun sevgisini nasıl tadarsınız? Bana söyler misiniz onun sevgisini bir vursa size, bir damlası? Kalır mısınız kendinizde? İşte Hazreti Pir öyle diyor. Geçmiş kendinden. O beni över, ben onu. Ben derken dahi ikilikte bir Hazreti Pir. Tenakuz var. O beni över, ben de onu dediğinde iki tane çıktı. Bak yine tenakuz var. Ondan onu övüyor. Ondan da onu övüyor. Öven de övülen de o. Madem ki her şey rumuz, madem ki her şey sembol, övdüğü kendisi değil mi? Kim kimi övecek? Hazreti Pir bir damarım dahi ayık değil diyor ya. Bir damarım dahi ayık değil. Damarım dahi ayık değil. Damar, bir tek damar dahi ayık değil der ya Hazreti Mevlana. O yüzden o bana ibadet eder, ben de ona. Ayık değil. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Çıkın işin içinden. İbadet zikir değil mi? Sen ibadet ettin. Senin ibadetine karşılık verdi. O ne? Senin ibadetine karşılık verdi. O ne? Hatta kendisine vacip gördü bazı şeyleri. Neden? Kul mu ki? Kendine vacip görüyor. Halde onu ispat ederim demiş. Evet. Ah koca pir. Halden anlayan olsa halde ispat et. Hal ehli mi kaldı ki? Onun da zamanında hal ehli yokmuş bakın. Diyor ki halde ispat ederim onu. Nerede var? Diz dize gelip de o hali yaşayacak olan. Ancak sufilerdir. Zikrullah'ta bu şirk derler ya. Zikrullah da sufinin uyanığı üstadına rabıt eder. Der ki ben onun kalbine gireyim. Onun kalbine girerse bütün dervişlerin kalbini orada ya. Bütün dervişlerin haliyle hallenir. Üstadının kalbine girince üstadının kalbinde ne hal varsa o da tecelli eder ona. Şöyle düşünün. Mana ya.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin manasına girdiniz. Aldı size. Ümmeti ya, şefkatli ya, merhametli ya. Manen içine aldı. Başka türlü gidemezsin. Girsen onun gözlerine bir baksan. Onun gözlerinin gördüğünü sen de görsen onun gözlerinden. Onun içine girsen, onun kalbinin idrakinden sen de alsan, onun idrak ettiğini sen de idrak etsen. Değil mi? Yolculuğa çıkmak istemez miydiniz? Değil mi? Refrefe binmiş ya. Yanında da Cebrail. Sen de içinde olsan refrefe binsen. Ha? Ya da refref mi olsan ki? Refref de bir rumuz değil mi? Refref de bir sembol değil mi? Cebrail de bir rumuz değil mi? O da bir sembol değil mi? Cebrail kim ki? O beni bilince ben onu inkar ederim. Tenzih. Ben onu bilince ona şehadet ederim. Teşbih. Ben deni muhtaç olduğum halde ona yardım ederim. Tenzih. İşte o hak beni var kılıp bana kendini bildirince ben de onu var kıldım. Teşbih. İşte bize böyle hadis geldi ki onun maksadı bizde gerçekleşmişti. Teşbih. Sufilerin vücudu ve vahdedi hayır ve nur, Adem'i ve kesreti ise şer ve zulmet olarak görmelerini, filozofların iyi kötü çatışması diyalektiğinden ziyade, Taocuların yin yong ahengine benzetmek daha doğrudur. Yin yong, kişi aydınlık figürler imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Jung söylemiş bunu. Buna göre bu metafizik zıtlar alemindeki biri negatif, diğeri pozitif olan fakat neticede her ikisi de tek ve aynı kozmik ilkelerin tezahüründen ibaret bulunan güçler demektir. S. Murata, İslam'daki Tao 45. Bu sufiler için yolun başında böyledir. İki deryayı bıraktı, birbirine karıştırmadı. İki deryadan kasıt ehli akıl için birisi küfürdür, birisi şeydir ya, imandır ya. Yok öyle algılamam. Hiç öyle düşünmem. İki deryadan kasıt birisi şeriat-ı Muhammediye'dir, birisi hakikat-ı Muhammediye'dir. Bu yolun başında iki görünür sana. Bir taraftan bakarsın şeriat-ı Muhammediye'dir. Uymak zorunda kaldığın şeydir. Bir taraftan eğer burayı düzgün hale getirir, kendini ötelere doğru götürmek istersen hakikat-ı Muhammediye'ye doğru yol alırsın. Bunun arasında ince bir perde vardır. Bu ince perde ikisinin birbirinin ilmini de değiştirir. Bunu tepeden, haktan bakarsan bunun hepsi de hakikat-i Muhammediye'dir. Ama sen bunu halktan bakarsan kimisine bu, kimisine şeriat-ı Muhammediye durumuna göre kimisine de hakikat-i Muhammediye gelecektir. Bunların içerisinde kendince kendine ait izafi, geçici zıtlıklar olacak mı? Evet. Arabi zahiri manadaki bu iki zıttın aslında batinen birbirine yardımcı ve ayrılmaz iki unsur olduklarını, gerçeğini ancak kamil ariflerin bildiğini söyler. Eyvallah. Zira onun biriyle birliği, diğeriyle çokluğu, biriyle hakkın yakınlığını ve teşbihini, diğeriyle onun uzaklığını, tenzihini, biriyle aydınlığı, nur, diğeriyle karanlığı, zulmeti gördükleri iki göze sahip olduklarından söyler. Fütuhat. Soru, iki gözlülük meselesi.
bazı insanlar iki gözleriyle biri göremeyebilirler. Sufilerin kemale erenleri için iki göz de olsa bir yere bakar. İki gözün gördüğü de birdir aslında. Göz ikidir ama gördüğü birdir. Sen gördüğünü bir görmeye çalış. Gözünün iki olduğuna bakma. Kulağın ikidir ama duyduğun birdir. Burnunda iki delik vardır ama koku aldığın birdir. O zaman iki gözlük yoktur sufilerin kendi lisanında, kendi dillerinde. Avam için, sufiliğe yeni başlayanlar için ikidir. Aslında birdir. Hani Hazreti Pir, bakkal, dudu, kuş hikayesi vardır ya. Hani der evladım, git oradan şişeyi getir. Çırak der ya, hangisini? Evladım sen şaşı görmektesin der. Biri iki görüyorsun. Der ki usta burada iki tane şişe var. İyi oğlum kır da gel o zaman birisini der. Çırak gider kırar der ki usta ortada hiç şişe kalmadı. Aslında birdir. Sen iki görürsün. İki gözün var ya aklın takılır senin orada. İki gözünden iki görürsün sen. Gördüğün birdir. Bak şimdi kendi kendine. Gördüğün bir değil mi? Gördüğün bir. Karanlık aldatmaca, aydınlık aldatmaca, gördüğün bir. O yüzden iki gözlü olanlar, kemale ermemiş olanlar. Bir, yolun başı. İki, iki gözlü olanlar, arif olanlar. Yolun başında kemale ermemiş olanlar iki görecekler. Yolun sonunda gene iki göreceksin. İki değil. İki göreceksin demeyeyim, özür dilerim. İki anlatacaksın. Neden? Senin bir gördüğünü kimse bir görmeyecekti o yüzden. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dikilecek başına. Diyecek ki, ümmetimin anlamadığı şeyleri anlatma. Sen iki anlatacaksın. Oysa o ikiyi bir yapmak için ne kadar uğraştırdın değil mi? Evet. Ama ikiyi bir yaptığında insanlara iki anlatacaksın. Diyeceksin ki şeriat-ı Muhammediye bu. Bu size ait bir ölçü. Hani Ebu Hureyre dedi ya radıyallahu anh, biz Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den iki heybe ilim aldık. Öndekini herkese dağıtıyorum. Arkadakinden konuşursam Hureyre kafir oldu der, kellemi uçurursunuz diyor. Bu sır. Anlatırken iki anlatacaksın. Ne kadar büyük tenakuz, öyle değil mi? Hani Cüneyd-i Bağdadi tevhidden bahsedeceği zaman kapıyı pencereyi kapattırırmış. Sağlam bakın dermiş dervişlere. Sağlam kapattınız mı? Evet. Bakarmış orada. Yani yabancı bir kimse var mı? Yok. O zaman tevhidden bahsedermiş. Bakın bahsettiği tevhid sohbetleri yok elimizde. Cüneyd-i Bağdadi'nin tevhid sohbetleri yok elimizde. Evet. Anlatmamış dervişler hiç dışarıda onları. O zaman iki gözlülük var mı? Var. İki gözlüğü kaldıracaksın ama sonra sonunda gene iki gözden anlatacaksın. Allah biriyle kendisini, biriyle de kendi gölgeni göresin diye sende iki göz yaratmıştır. Evet. Biriyle neymiş? Kendisini. Biriyle de kendi gölgeni göresin diye yaratmış.
Birisi şeriat-ı Muhammediye, birisi hakikat-ı Muhammediye. Lazım mı? İkisi de lazım. Hakikat-ı Muhammediye bulabilmeniz için şeriat-ı Muhammediye'den geçmeniz lazım. Bir ayağınız şeriat-ı Muhammediye'de duracak. Öbür ayağınız da hakikat-ı Muhammediye'ye kulaç atmaya başlayacaksınız. İnşallah. Sürçülisan ettiysek affola. Bilhassa bu Güzin abla mıyım dedim ya, böyle biraz beni kabız haline soktu o mesele. O kardeşten de ayrıyetten özür dilerim. Gıyaben de olsa. Ama gerçekten de böyle sorular bizim için hoş değil. Vezirin toplumu sapıtmak için bir başka düzen kurmasından devam edeceğiz. Gelen şu sorulara da bakalım. İnşallah. Tasavvuf üzerine tavsiye ettiğiniz bir kitap var mı? Daha önce bu konu ilgili ilgilenmedim, merak ediyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle bir tasavvuf üzerine oturup da bitirebildiğim bir kitap yok. Bu noktada böyle eşkare işte şunu okuyun diyebilecek noktada da değilim. Böyle söyleyince de bazı arkadaşlar kitap okumadığımı, çok kitap okuduğumu düşünüyorlar. Allah affetsin, böyle kendimce hani tevazu gösteriyormuş gibi algılanıyor. Sanki ben çok kitap okuyormuşum da okumadığımı beyan ediyormuşum gibi. Gerçekten çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Daha şu ana kadar okuyup bitirebildiğim bir kitap yok. Fazla okuyamıyorum. Kafam almıyor benim. Böyle ne bileyim, bir sıkıntı mı var bende böyle? Fazla okuma ve okuduğunu ezberinde tutma hususiyetim yok hiç. Zaman zaman böyle bir işte bir sohbet hazırlanacağımda bazen böyle işte bir şeyler yazıp karalıyorum. Onu da zaten oraya çıktığımda yazıp karaladığımın hiç de okuyamıyorum. Onun çok dışında okuyorum. Anlatıyorum daha doğrusu. Sonra da her seferinde diyorum, nama oturdum bunca şeyi yazdın diyorum. Ama götürüp gene yazıyorum. Bazen zaman zaman lazım oluyor mu? Evet. Yani böyle işte işte en son işte şeydeki no İzmir'deki profesörlere cevap niteliğinde yazdıklarımı okudum oradan. Onların çünkü internetten takip edeceğini biliyorum. Onları da okuyacaklarını biliyorum. O yüzden böyle işte hangi hadis kitabında geçmiş, kaçıncı sayfadaymış, onları husus, yani Allah affetsin, hadisler ezberimde var. Ama böyle yani biliyorum öyle hadislerin olduğunu, fakat onlara böyle ilmi cevap olacak diye kendimce oturdum yazdım onları. Bazen Arabi sohbetleriyle alakalı da yazıyorum onu. Bu başka öyle benim bitirebildiğim bir tasavvuf kitabı yok. O yüzden mesela deseniz ki şey var, zaman zaman onu, onun da hepsini okuyamadım. Süleyman Ateş'in doçentlik tezi olarak çevirdiği, oradan doçent olduğu Sülemi'nin Tasavvufun Ana İlkeleri miydi kitabın adı? Bilen var mı? İsmini hatırlayamadım. Tasavvufun Ana İlkeleri. Bunu okuyabilirsiniz. İlk yazılı tasavvufi eserlerden biri Kuşeyri Risalesi. Kuşeyri Risalesini okuyabilirsiniz. Ondan sonra bunları yalnız okuduğum söylenemez. Yani zaman zaman bilhassa o Sülemi'nin eserine baktığım zamanlar oldu. Öyle şey. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbetleri var. Zaman zaman onu da bitirebilmiş değilim. Tamamını okuyabilmiş değilim. Onların alemi var. Ahmet Er-Rufai Hazretleri'nin zaten iki tane eseri var. Onların alemi var. Hadis şerhi. O hadislere sufice şerhler etmiş. Ama onları okuyan insanlar da gerçekten okurlarsa biraz ırgalanırlar kendilerince. Dengeleri kaçabilir. Aman dengenizi bozmak istemiyorsan suyun yolunda gidin. Sufilik biraz dengeyi bozmak gibidir.
herkes sufi olacak diye de bir kayıt yok. Dışarıdan sevmek de aşkların en güzelidir. Hani uzaktan sevmek. O yüzden o da tercih edilecek bir şey. Tevil edilmeyen rüyanın durumu nedir? Bunlar nasıl tecelli eder? Tevil etmeyen, illa ki tevil edilecek diye bir kaide yok. Tevil edilmeyen de durur öyle. Nasıl tecelli edecekse edecek, sıkıntı yok. Bir kadının boşanmış olabilmesi için bir adamın 3 talak boşaması lazım. Ancak o zaman boşanır. Durumu hale göre de hepsi de değişir. Haklarınızı helal edin. Sürçülisan ettiysek affola. El Fatiha'ma selavat. Amin. Sizi geç bırakmışız biraz. Saate de bakmaya hiç aklımıza gelmedi. Hakkınızı tekrar helal edin inşallah.